Rumeli lezzetlerinden herkese merhaba. Bugün sizler için Mehdi ablamızla kulkuşa tarifini paylaşacağız. Kulkuşa yine Balkanların çok meşhur bir böreğe benzer ama börek gibi değil. Evet. Nasıl tarif edebiliriz onu? Bu nasıl tarif edebiliriz? Bu hemen şipşak yapılabilecek çok çabuk böreklerimizden bir tanesi. Evet, kahvaltıda patates varsa evde ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde direkt kulkuşaya yöneliyoruz. Evet, hemen yapabileceğimiz bir tarif. Kulkuşa'da Mehdi abla malzemelerimiz. Patatesimiz var. Bizim 5 tane patatesimiz var. Ben çok hafif haşladım. Kararma yapmasın diye. Hemen yapacaklarsa gerek yok. Ben burada kararmasın ekranda diye bir tık haşladım. Haşlamaları istemiyorlarsa gerek de yok. 5 kaşık unumuz var. 1 çay kaşığı karabiberimiz var. Tatlı kaşığı tuzumuz var. 1 bardak çay bardağı zeytinyağımız var. İçine koyacağız. Ayrıyeten üstüne sos olarak yapacağımız 3-4 kaşık lor peynirimiz var. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağımız var. Bir de 50 gram tereyağı. Evet, bunlar üst süslememizde kullanacağımız malzemelerimiz. Evet, ilk defa kulkuşa yapımına şahit olacağım. Annem biraz daha farklı yapıyor, soğan ekliyor. Dileyenler soğan da ekleyebilir. Tabii ki, o belki yöreden fark edebilir, farklı evet. Tatlar olabilir. Her ama sen çıkıyor. Böyle gördün Mehdi evet, ablacığım. Ben böyle öğrendim ve böyle. Sen de benim tadımı denemek istersin. Ben İsterim, de senin tadını de. Denerim. İsterim, severek. Haydi başlayalım. Haydi başlayalım. Şu anda patateslerimi ilk önce rendeleyeyim, eldivenlerimi takayım. Daha kolay bir şekilde. Kulkuşa'yı Sarajevo'da daha çok Vrela Bosna diye bir bölge var. Vrela Bosna. Çok meşhur turistik bir yer. Yani orası daha böyle park gibi. Ve Vrela Bosna'da su akıyor bütün Sarajevo'ya. Orada çok güzel restoranlar bulunuyor. Biz her oraya gittiğimizde kulkuşa yeriz orada kahvaltıda. Kulkuşanın yanında yoğurt ve ayran servisi oluyor. Yoğurt ve ayran derken... Aslında yoğurt biz, yani biz yoğurt diyoruz. Biz ayran diyoruz. Evet. Onların ayranı bizim yoğurdumuz gibi, süzme yoğurdumuz gibi koyu kıvamlı oluyor. Aynen. Onların ayranları daha farklı. Bizim ayranlarımız gibi sulu değil. Kaşıkla yenilebiliyor. Öyle İmalı kolay. Yoğurt diyoruz. Yoğurt var mı? Yani ayran var mı demek? Şeyimiz var. Patateslerimiz daha çiğ sesi geliyor. Sadece hafif kararmaması için biraz kaynar suya soktum, çıkarttım. Yoğurtla çok güzel oluyor. Bir de bir diğer kulkuşanın yanına çok yakışan lezzet pavlaka. Pavlaka ne yazık ki Türkiye'de bulunmuyor. Ama oraya gittiğimizde bunu nasıl tarif edebiliriz? Labne peynirine benzeyen bir tat. O ekşi krema. Evet. Ekşi krema diyoruz ona biz. Şimdi ben de o yanına aldığınız ekşi krema kıvamında bir sos hazırlayacağım. O sos da mı olacak? Evet, farklı bir tat olacak. Çok güzel olacak. Hemen Bekle şöyle. Karabiberini dileyenler arttırabilir mi? Çünkü patatesle karabiber çok güzel gidiyor. Evet, şey yapıyor ama biraz acı olduğu için herkes sevmeyebilir. Ha, biraz pul biberi de ekleyebilirler, karabiberini de arttırabilirler. O zevklerine kalmış bir şey. Hangisini istiyorlarsa ekleyip çıkartabilirler. Evet. Bu tam bir Rumeli lezzeti. Yani ben Türkiye'de hiç yemedim böyle bir şey. Yok, Türkiye'de yok gerçekten. Türkiye'de genelde kumpir biliyoruz ki. Bunu da ben kayınvalidemden öğrendim. Bizde yok mesela, Novi Pazar'da yok bu. Kayınvaliden nereli? Kayınvalidem kız kardeşi Bosnalı. O da ondan öğrenmiş. Ondan öğrendim ben de bunu. Normalde bu Bosna'da bulunan bir yemek. Bizim Novi Pazar'da bulunan bir yemek değil. Harika Mehdi abla. Daha öyle öğrendiğin lezzetler var mı? Ya farklı. Mesela biz masense diyoruz. Obaruşa diyorlar. Evet. Onların şeyli farklı isimleri var. Birbirine yakın lezzetler var. Çok isimler fark edebiliyor. Ki Masenitsa'da çok ayrı bir lezzet. Evet, gerçekten. Kaynar sulu normal şeyi iki çeşit unda oluyor. Patatesleri rendeledik. Evet, hemen patateslerimizi rendeledik. Şöyle gösterelim. Şu ne kadar yeter yani kaç kişiye? 5 adet patates. Şu anda rahatlıkla 5-6 kişiyi doyurur bu. Tepsiye döküp pişirdiğimiz anda rahatlıkla evet, 5-6 kişi zaten. Doyurur. Hemen şu andan tuzumu, karabiberimi alıyorum. Baharatları ilk aşamada ekliyoruz. Evet. Yağımı da ekliyorum. Biraz işte gözüme baharat az geldi ama eminim o... Yok, isterseniz biraz daha ekleyebiliriz. Baharat şey değil. Şu anda patatesim az olduğu için, 5 adet olduğu için ben böyle tamam, ekledim. Tamam, sen işin erdabısın Mehdi abla. Ben karışamam.
birlikte bir şeyler birbirimize öğretebiliriz. Sen nasıl uygun görürsen. Hafif onları bir karıştırayım. Ben işte bu baharatları çok seviyorum. Ya yani yemeği yerken baharat tadının gelmesi çok önemli. Ki aslında bütün olay bence baharatlarda. Tabii ki yani patatesi farklı baharatlarla çok ayrı bir lezzete katabilirsin. Bu karabiber de ona çok farklı bir lezzet katıyor. Biliyorsun geçen senle çupra balığı yapmıştık mesela balıkta. Bosna evet. Çok fazla yok ama yani şimdi Rumeli lezzeti değil tam olarak. Ama şöyle bir şey, orada mesela senle tarhun eklemiştik veya evet. Başka başka yine böyle değişik lezzetler, baharatlar. Evet şey yapmıştık. Şimdi ben oradan bir çay bardağı da su alayım senden. Sıcak mı, soğuk mu? Sıcak. Sıcak su eklememizin sebebi var mı? Hamur kıvamına getireceğimiz için, sulu bir börek kıvamına geleceği için bunun için daha iyi olur sıcak yani olması. Yani bu aşamada önemli. Evet biraz. Çok fazla da kaçırmayacağız. Az da olmayacak. Evet. Suyu eklemeden önce patatesler ayrı ayrı duruyordu. Şöyle biraz gösterelim. Suyu ekledikten sonra... Şöyle bir sonra hamur kıvamını aldı. Patatesler daha böyle birbirine yapışık kıvamda oldu. Evet hamur kıvamında oldu şu anda. Çok hafif daha eklediğim zaman yeterli olacak. Kimi patates daha sulu olduğu için suyu daha azalıyor. Kimi patatesler de kuru olduğu için daha fazla su emmek istiyor. Şu evet bizim... o değişiyor gerçekten Mehdi abla öyle. Evet. Yani bazen hatta yemeği yaptığımızda patatesin suyunu sıkmak gerekiyor veya soğanın suyunu da o şekilde. Evet. Yemeğine göre şeylerini değiştirebiliyoruz. Şöyle yapıyoruz bu şekilde. Evet ben annemden biliyorum mesela kıyma harcı hazırladığında soğanın bir suyunu çıkartır ki soğanın suyu acı tat verir. Aynı şekilde evet. Patatesin suyu da öyle. Evet. Onu şey yapıyorlar, nişastasını falan çekiyorlar. Biz bu şekilde ayarladık bunu. Şimdi ben tepsimi yağlayacağım ve tepsiye dizmeye başlayacağım bunu. Hemen şöyle tepsimi kenarıma alayım. Tepsiyi yağlıyoruz. Evet hafif tepsimizi yağlıyoruz. Üstüne sürmek için ayırdığımız yağdan. Şöyle kalsın. Yağ tepsinin her tarafına gelecek şekilde. Evet. Her tarafına yağlayacak şekilde. Mehdi abla. Şöyle yapalım. Ben biliyorsun çiğ yemeği severim. Bakalım. Güzel bir şey. Hem tadına bakmış olursunuz karabiberine, tuzuna. Biraz daha karabiber ekleyebiliriz. Ekleyeyim hemen isterseniz. Ekleyelim bence. Ekleyelim, hemen ekleyelim. Evet. O beyaz sarımsak. Değil. Karabiber. Emin misin? Eminim. Tamam. Öyle diyorsan. Biraz daha koy Mehdi abla. Sonra acılığından yenmeyecek bu sefer diyeceksin ki çok kaçırdın. Evet. Evet Canancığım karabiberi biraz daha artırdık senin isteğin üzerine. Evet tamamen arzuya göre. Ki ben şöyle düşünüyorum. Karabiber inanılmaz iştah açıyor. Yemeklere çok yakışıyor. Böreklere de aynı şekilde. Evet. Bunun yanında bir de Mehdi abla ne güzel gider biliyor musun? Ne güzel. Biz paforon diyoruz. Paforon. Acı turşu biber. Acı turşu biber. İnanılmaz lezzetli oluyor. Evet. Kuykuşağıyla birlikte. Şimdi bunu böyle. Turşu acı biber. Hemen şunu şöyle elimizle. Tabii Bosna'daki turşular çok fazla acı olmuyor. Ama benim işte acı eşiğim çok yüksek olduğu için çok seviyorum. Mehdi abla bir gün mesela denemek istiyorum. Kuykuşağı'ya nane ekleyelim. Başka gibi kimyon ekleyelim. Bakalım ne oluyor. Yani ekleyebilirsin. Böyle işte. Farklı tatlar alabilirsin yani o şey değil. Ama kimyon biraz yoğun bir tat olduğu için herkes şey yapmaz. Onu az bir şeyde denemen aynen, gerekiyor. Aynen. Güzel bir lezzet verir. Evet bir çay kaşığından da az olacak şekilde. Baharatlar yoğun ve güzel. Evet, bütün tepsiyi kapsayacak şekilde. Evet, dengeliyoruz. Her bölüm eşit parçalı olacak tepside. Hı hı. Peynir ve tereyağı eklendiğini ilk defa görüyorum. Biz annemle yaptığımızı eklemiyoruz. Tabii ki de farklı bir tarif. Ki şu anda bunu görmem de iyi oldu. Bence görüntüsü de farklı bir şey olacak. Evet. Onu da sana bırakacağım, göreceksin görüntüsünde.
Normalde siz bunu pişirdiğiniz zaman böyle pişiriyorsunuz ve dilim dilim kesiyorsunuz değil mi? Aynen. Şimdi ben sana farklı bir şey yapacağım. Piştikten sonra da onu sana sürpriz olsun bakalım. Acaba piştikten sonra sandviç mi yapacağım? Bence görüntü olarak güzel olacak. Tat olarak da bakalım nasıl olacak. Mehtap, peki çok bastırdığımızda ezmiş oluyor muyuz? Yani yerleştirmiş oluyoruz onu şu anda. Bu kendi şeyinde pişmiş olacak. Kabartma tozu falan eklemiyorum ben. Kimisi kabartma tozu da ekliyor. Ama eklemiyorum, evet, bu kıvamda pişiyor. Biz ekliyoruz. Evet, ben eklemiyorum. Şimdi bakalım. Bunu fırına atıp pişmesini bekleyelim. Ondan sonra da sosu. Kaç dakika pişiriyoruz? Şimdi bu biz ince yaptık. Bunu yarım saat bize yeterli olur pişirmek. Daha kalın yaparlarsa daha uzun süre pişirmeleri gerekir. Peki peynirle beraber pişirmiyor muyuz? Hayır. Onu sonra da. Peynir ve tereyağı en son. Evet, sonra da. Herhalde sonradan da bir fırına atacağız. Hayır, soslayacağız ayrıyeten. Oo, tamam. Hadi çok bakalım. Çok farklı bir şey. Hemen ben fırına merak atıyorum. Merak ettim. Evet. Klokuşa hazır mı Mehdi abla? Evet Canancığım, klokuşamız pişti. Hemen şöyle ben sana sunuyorum. Şimdi kaşık veriyorum sana, sen de bana yardım edeceksin. Sunum için. Evet, çok farklı bir şekilde yapacağız. Hadi şimdi bakalım. Biz bunu dilim dilim yapmıyoruz. Şöyle kaşıkla küçük küçük şekiller veriyoruz. Şu şekilde. Nasıl yani? Şöyle şöyle. Evet, böyle kaşıkla küçük küçük şekiller veriyoruz. Doğru mu yapıyorum? Evet, çatala gelecek şekilde böyle. Biz ince yaptığımız için kıtır kıtır olmuş. Evet. Kaşıkta sesini görüyorsun. Bu direkt böyle kaşıklasak olmuyor mu? Bu şekli yapmamızın sebebi ne? Bunu biz böyle yedik. Ben böyle yedim ve hala da böyle yapıyorum. Onun için ben de sana benimkini tattırmak istedim. Ben sofraya bu şekilde koyuyorsun. Evet evet, böyle. Biz çok ince yaptığımız için biraz daha kıyır kıyır olmuş. Ama tadında bir farklılık yok. Mükemmelmiş Mehdi. Hemen şimdi şöyle peynirli sosumu da üstüne döküyorum. Hani sen diyordun ya kaymak, evet, döküyorlar. Bizde de kaymak olmadığı için böyle peynirli sosla üstüne sosluyoruz. Ki bu da çok yakışıyor, öyle değil mi? Gerçekten ben beğenerek yiyorum. Bir kaymak kadar oluyor. O kadar olmasa da daha güzel, ay, bir lezzet oluyor, yakın bir lezzet oluyor. Çünkü şu anda kaymağı pek bulamayacağımız için. Çok sıcak mıdır? Yok, biraz hafif soğuttum ben, tadımlık sana kalsın diye. Tamam, ben izninizle deniyorum. Sen farklı denemiyorsun benimle. Tamam, ben de deneyeyim seninle beraber. Evet. Birlikte tadalım. Çok güzel. Bir de şimdi peynirsiz halini alacağım. Aşırı güzel. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Bostan'dakinden hiçbir farkı yok. Farklı bir tat oldu değil mi? Gerçekten birebir oldu. Beğendiğine sevindim. İnanılmaz beğendim. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bu tarifi yaparken çok keyif aldık. Beni ta Brela Bostan'lara, Sarayevo'lara kadar götürdün Mehdi abla. Ne güzel, ne mutlu bize böyle bir gitmiş heyecan kadar yaşadın. Oldum. Eline koluna sağlık tekrardan. Afiyet olsun canım. Diğer tarife geçelim şimdi. Hemen geçelim. Evet, şimdi bir diğer tarifimize geldik. Soğan dolma tarifimizi sizlerle paylaşacağız. Yöresel bir yemeğimiz, ev yemeği. Evet. Çok lezzetli. Balkanlarda, her yerde, restoranlarda, menülerde bulunan bir yemek. Evet, güzel. Ve turistlerin de çok ilgisini çekiyor. Aynı zamanda buradaki, İstanbul'daki, yani Bayrampaşa bölgesinde özellikle, Boşlak restoranlarında da bulabileceğimiz, evet, bulabileceğimiz bir yemek. Bizim evde haftada bir illaki pişer. Cuma günleri evimizde soğan dolma günüdür. Çok güzel bir şey. O da sebebi şu, hani yöresel bir şey. Eskiden sarma günüydü bizde. Annem her zaman, Mehdi abla bu soğanlardan da değil, küçük soğanlardan biliyorum yapar. Arpacık soğanlardan yapıyor. Aynen. Doldur doldur bitmiyor. 2-3 saat sürüyor ki biz bu sefer böyle yapıyoruz. Daha pratik, evet, olması şu anda için. Restoranlarda falan bu şekilde olduğu için biz daha çok böyle tercih bizim ediyoruz. Bizim yaptığımız o soğanın boyutunu sizlere göstermek isterim. Ki şöyle
Biz bir oturduk mu 2-3 saat soğan dolma yapımına oturuyoruz ve muhabbet ediyoruz. Haftanın kritiğini yapıyoruz. Genelde bu hangi saatler oluyor? Cuma günleri iş çıkış saatlerinde akşam yemeğine doğru bütün bir haftanın kritiği, hafta sonunun planı yapılıyor. Biz de başlayalım Mehdi abla. Biz de hemen başlayalım. Hemen ben eldivenlerimi takayım. Başlayayım soğanlarımı soymaya. Soğan dolmanın muhabbeti güzeldir. Aynı sarmanın öyle. Şimdi sarmaya oturduk mu muhabbet etmezsek... Ben soğanları geçmez. Ben soğanları soymadan ilk önce şöyle göstereyim. Evet. Tencereme malzemelere geçelim. 1 litre kadar, 1,5 litre kadar su koyuyorum. Soğanlarımı örtecek kadar suyum olacak. İlk önce bunu ocağa koyacağım. Suyum kaynarken ben de soğanlarımı soyacağım. Harika. Evet Mehdi abla. Malzemelerimizi sayalım. Evet sayalım. Soğanlar yaklaşık şu anda benim elimde 600-700 gram kadar soğanım var. Yani biz burada tabağımızdan 7 adet. Ama biz tabii şöyle biraz büyükçe bir tencereye yapacağımız için ailedeki kişi sayısı da önemli. Bu soğan dolmalarımız birer bereketli. Çünkü bir soğandan birkaç tane bir sarma çıkartacağımız için daha bereketli olacak. Hemen şöyle ben soğanlarımı soymaya başlayayım. Sen soğarken Mehdi abla ben tekrardan malzemelerden geçmek istiyorum. Tabii ki. Suyumuzu orada haşlıyoruz. Evet. Sebebi şu, soğanları suda haşlayacağız. Soğanlar haşlanmış olacak. Evet. Çiğ soğandan olmuyor. Hayır. Haricinde burada kıymamız bulunuyor. Kıyma yaklaşık yarım kilo. Yarım kilo kıymamız var. Evet. Kıyma için iç harcı yarım su bardağı pirinç, birer kaşık salça, bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası ve olmazsa olmaz baharatlarımızdan sebzeli çeşni, bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir yemek kaşığı kadar kırmızı biberimiz. Evet. Kırmızı biberimiz. Evet, şimdi soğanlarımı soyuyorum ben. Sadece küçük bir detayım daha var. Şöyle soğanlara yandan tamamen olmayacak şekilde bir çizik atıyorum. Şöyle ayrılabilmesi için sonradan. Bu da bizim. Şunu gösterelim tekrardan. Sebebi şu, soğanın şu etrafını böyle tabii haşlandığında daha iyi çıkartmış olacağız. Daha iyi. Öyle çıkartamayız. Kırılmasın. Evet, aynen. Kırılmasından ben de şey oluyorum ama göstermek amacıyla. Haşladıktan sonra gösteririz. Evet. Şu şekilde içini dolduracağız. Çok da güzel bir yemek oluyor. İnanılmaz lezzetli. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Soğan dolmayı Türkiye'de ben zeytinyağlı soğan dolma olarak gördüm. Ki senle de yaptık Mehdi abla. Evet ya. Öyle de çok lezzetli oluyor. Ama tabii Bosna'da Rumeli lezzetlerini tanıttığımız için biz etli yapıyoruz. Dileyenler zeytinyağlı da yapabilir. Tabii ki. Onun da gerçekten farklı bir lezzet tadı var. Ama bence etli daha güzel. Ya da bizim damak tadımızdan mı? Biz öyle alıştığımız için et soğana çok yakışıyor ki zaten öyledir. Soğan kebabı bile vardır yani. Evet, soğan kebabı. O daha da farklı bir şey. Bizimkinden tamamen soyut. O bütün soğanları şişe geçirip yapalım. Mehdi abla işte bizim evde yaptığımız soğanın büyüklüğünü sana tarif edemiyorum şu anda. Şu kadar küçücük bir soğan. Biliyorum ben, arpacık soğandan yapıyorsunuz. Ve biz onu çay kaşığının arka kısmıyla dolduruyoruz. Onun için sabır lazım, emek lazım. Her şeyi geçtim. Artık yani gözüm bozulacak kıvama geliyor. Hani devamlı bir şey böyle iğne oyasıyla oyarsın ya. Gerçekten göz nuru. Suyum kaynayana kadar iç harcımı hazırlayacağım. İç harca geçelim Mehdi abla. Evet Canancığım, şimdi kıymamızı koyuyoruz. Biz bir tencere yapacağımız için, kendimize göre tencere yapacağımız için ben yarım çay bardağı pirinç kullanmayı tercih ettim. Arttırıp azaltma onlara kalabilir. Daha hiç pirinç de koymayabilirler. Biz kıymaya soğan da ekliyoruz. Şimdi eklemediğini gördüm. Evet, eklemedim. Dileyenler ekleyebilir mi? Nasıl yapalım? Yani isterlerse ekleyebilirler ama biz direkt soğan dolması yaptığımız için bir daha içine soğan koymayı ben tercih etmedim. Biz evde yaparken ekliyoruz. Evet, onu biliyorum. Suyunu sıkıp da ekliyorsunuz, görmüştüm ben. Evet. Çok lezzetli şimdi oluyor. Dileyenler soğan da ekleyebilir. Tabii ki. 2 kaşık salçamız var. 1 kaşığını içine koyacağız. 1 kaşığını da sosumuza kullanacağız. Şu baharatlarımız, çeşnimiz, tuzumuz, pul biberimiz, kırmızı biberimiz var.
bu salçayı eklemememizin sebebi bunu sos olarak kullanıyoruz. Üstüne sos olarak yine sıcak suyla sos hazırlayacağız. Evet. Bunu en sonda yemek piştikten sonra değil öncesinde salçayı yemek pişmeye başlayınca ekliyoruz. Tencereye koyduktan sonra dizeceğiz. Aynen, soğan dolmalarımızı hazırladıktan sonra yemeği pişireceğimiz zaman sos olarak hazırlamak amacıyla salçamızı ayırıyoruz. Evet. Bir deneyelim bakalım, iç harcını bir parça alabilir miyim, nasıl olmuş? Tabii ki de. Buyur. Denelim bakalım. Çok güzel. Evet Canancığım, benim soğanlarım haşlandı. Ben hemen ocağımı kapatıp soğanlarımı şöyle alıyorum. Harika. Şimdi soğan dolmanın en keyifli, en muhabbetli, en bereketli kısmına geldik. Şimdi bunlar kaynar suda olduğu için ben bunları hafif soğuk suya koymam gerekiyor. Ve soyduğun ayrılıyor benim. Mehdi abla hemen kaynar sudan çıkartmak istemediği için biraz daha ılık bir suya soğanları aldı. Evet. Sebebi şu, soğanları çıkartmak daha kolay olsun diye. Daha çabuk soğusunlar diye. Bu şekilde. Tamam. Ben sana vereyim, sen sar. Ben soyayım onları. Nasıl istersen. Hemen ben sana veriyorum şuraya. Ben ayıklayayım. Sana buraya. Ya tepsin de çok güzelmiş. Bayıldım. Teşekkür ederim. Çiçekli çiçekli. Hemen şöyle. Sen istersen oradan sarmaya başlayabilirsin. Tabii. Şöyle gösterelim. Şimdi. Normal soğan şu kıvamdaydı. Daha sonrasında Mehdi abla bir çizik atarak tamamen değil, yarım bir çizikte ve soğanın bu şekilde olmasını sağladı. Yine aynı. Bu şekilde gördüğünüz üzere. Ve çok fazla kıymayla doldurmuyoruz. Yoksa hayır, taşar. Zaten pirinç de şişiyor. O yüzden yarım dolduracak şekilde diyebiliriz. Evet, yeterli o. Biraz daha hani alayım dedim Mehdi abla. Ben biraz dolu dolu da seviyorum. O dışarı taşacak, bu sefer soğanlarımız patlar. Şu anda biraz hani dışarı taşmasını önlemek için şöyle çıkartabiliriz. Göstermek amacıyla gösterdim. Hani eğer gözünüze fazla gelirse diye. Şu şekilde. Arpacık soğandan yaptığımızda daha yuvarlak oluyor. Bunun evet, şekli biraz daha ne şekli diyebiliyoruz? Biraz daha uzun oval oluyor. Evet. Çok keyifli doldurması. Yani şu an önüme 1000 tane soğan koysam doldururum. Yeter ki sandalye olsun Mehdi abla. Ve güzel muhabbet olsun. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Çok keyifli bir yemek yapımı. Hani evet, biraz marifet ister diyorlar. Ama bence sarmadan daha pratik. Evet Canancığım, ben soğanlarımı soymayı bitirdim. Sonuncu soğandayım. Tabii iş bölümü çok önemli. Hemen şu şekilde hafif sıkalım elimizle. Fazla gelince hafif elimizle çıkartalım. Şöyle tencereyi hafif dik olacak şekilde dizmeye başlıyoruz. Bu kestiğimiz kısımları da alta gelecek şekilde kapatıyoruz. Peki şimdi, bunu meraktan soruyorum. Sarma yaptığımız zaman tencerenin dibine sarma yaprağını yerleştiriyoruz. Yine burada işte soğanın aromasının geçmesi için soğanı yerleştirmek gerekli mi? Hayır. Zaten soğanın kendi aromasını kendi vereceği için artı bir şey yapmamıza gerek yok. Bu şekilde devam edeceğiz. Hızlı hızlı ilerliyoruz. Evet, hemen. Yani şöyle birazdan bir şu kadar yaptıktan sonra yarım kilo kıymanın harcı bitmiş olacak. Evet. Ve ben nasıl yaptığımı anlamadım. Mehdi abla, sanat eseri gibi dizdin. Evet, çok güzel oldu. Görüntüsü de çiçek gibi oldu. Şimdi biz bunu tencereye dizdik. Tencerenin üstüne hafif şöyle bir kapak koyuyoruz. Tabağımızı ters çevir, kapak niyetine koyuyoruz. Bunu şimdi sos vereceğimiz için sosta soğanlarımız çok hafif olduğu için suyun ağırlığından kalkmasın diye onu öyle koyuyoruz. Şunu da şöyle çırpıp üstüne sos yapacağız. Sosu tabağa kapatmadan önce ekleyebilir miydik? Yani neden kapattıktan sonra? Ekleyemeyiz çünkü suyu döktüğümüz zaman soğanlarımız yerinden oynayabilir ve düzenleri bozulur, açılabilir pişerken. Evet, sosumuzu döktük, tabağımızı kapattık. Şimdi ocağın üstüne alıp pişmesini bekliyoruz. Ne kadar da pişiriyoruz? Bir 15-20 dakikaya pişer. Evet Canancığım, soğan dolmamız da pişti.
Ben evet, şimdi hemen tencereyi şöyle önce bir görüntü olarak koyayım. Şöyle. Görüntü zaten yıkılıyor. Ben şimdi bu yemeği yemeğe kıyamam. Gerçekten bir sanat eseri, tablo gibi ve Mehdi ablacığım hani o kadar güzel dizmişsin ki. Teşekkür sanki ederim. Böyle bunun için çok uğraşmış gibi ama ben seni izledim çok hızlı hızlı pat 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 dizdin. Yani aslında nasıl dizeceğini bildiğin zaman yemek de çok güzel pişiyor. Bütün o sos her yere yayılıyor. Çok çok lezzetli gözüküyor belli. Sosunu da görüyorum her yere yayılmış. Deneyelim o zaman. Hemen şöyle Canan'ımı bir tane ortadan çıkartayım. Ortayı sevdiği için sadece sıcak. Çok dikkat. Evet. Ama ben zaten sıcak yemeği seviyorum. Dileyenler kaymak ile de tabii. Yiyebilirler. Kaymak, yoğurt veya peynirle de olabilir ama peynirle çok olmuyor. Evet, zevk meselesi. Hani biraz daha işte aslında en güzel yakıştığı şey yoğurt yani. Sarmanın yoğurt. Yakıştığı gibi. Aşırı lezzetli olmuş. Afiyet. Gerçekten anneminki kadar diyebilirim. Evet, damak çatlatan lezzet. Soğan dolma tarifimizi sizlerle paylaştık. Eminim sizlerin de damakları çatlayacak. Yapıp deneyenlere aynı tadı tatmalarını diliyoruz. Evet. Ellerine kollarına sağlık. Şimdiden yapacak olanların da ellerine kollarına sağlık diyoruz. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.